Şimdi AK Parti İslamiyet'le bütünleşmiş bir parti biliyorsun. Evet. Öyle temsil ediyor İslamiyet'i. Ama Çorum Belediyesi de seçimin ertesi günde ilk camiyle başladı yıkıma. Buna hakkında ne düşünüyorsun? AK Parti için o da. Yani, Çorum Belediyesi AK Parti'de. AK Parti'de. Yani şunu diyebilirim. Bu araştırıldı mı? Önce ona bakılmalı. Acaba gerçekten yıkım mı? Yoksa gerçekten de iç minaresi mi yapılması gerekiyor? Yoksa başka bir şey mi? Önce ilk bunu bir araştırmak lazım. Ablam hani, yıkıldı. Yıkıldı mı komple? O zaman... Araştırmadan hüküm verme. Evet. Hiç kimse öyle bir şey yapmaz bu ülkede. İşte ben de onu dedim. Ben de onu demek istedim farkındayım. Hiç kimse öyle bir şey yapmaz. Farkındayım ben de onu dedim. Ablam şu an ben sana net bilgiyle konuşuyorum. Kentsel dönüşüm bozunda yıkıldı ve oraya şu an rezidans yapılacak bir camiden bahsediyoruz. Çorum Belediyesi AK Parti. Şimdi ben onu yanlış anlamayın. Yani bütün insanlar da duysun. Tabii eğer Tayyip Erdoğan emri altında bu yapıldıysa çok yanlış bir şey yapıldı. Neden? Bir yapılan camiyi de görüyoruz. 1500 kişilik bir cami yapılıyor ve aksesuar niyetine. Şu an ibadethane diye kullanılmıyor. Eğer bir ibadethane yıkılıp da başka yerde başka bir şey üzeri yapılıyorsa o da çok yanlış. Gerçekten ülkemizde camilerimize evet gerek var, okullarımıza gerçekten ihtiyaç var. Neden? Çünkü gençlerimizin okuması lazım, ibadet yapılması lazım. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyorsak kendi asıllarımızı gerçekten korumamız lazım. Osmanlı zamanında biliyorsunuzdur belki de bir cami çok değerliydi ve aksesuar olarak iç olarak çok değerliydi ve yıkılmazdı. Hemen onarılırdı. Bizimki de eğer böyle bir şey olduysa tabii bunun üzerine bir tartışmak gerekiyor ama bu sokaktan, halktan bilinen kişi ve şöyle aklı başında insanlarla tartışmak lazım. Çünkü cahili getirir, yanlış anlamayın, benim aklım ermez o kadarını. Cahili getir konuşursanız bizim ülkemiz bu sefer karalanmış olur. Peki yani, LGBT'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? LGBT eşcinsel. Bunları kınıyorum. Neden kınıyorum? Şöyle kınıyorum. Allah-u Teala kadını kadın yaratmıştır, erkeği de erkek yaratmıştır. Allah-u Teala bunun üstünde oynama yapmamışsa bir kul da kendi üzerinden oynama yapamaz. Peki LGBT'lere karşısınız değil mi? Yani şöyle karşı, sadece saygı duymuyorum ama karışmıyorum. Ama raporda Tayyip Erdoğan verdi onları. Nasıl yani? Onları biliyorsun rapor kapsamında, sigorta kapsamında Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bak ben bunu bilmiyordum ama ben kendim olarak Tayyip Erdoğan ağzıyla ya da fikriyle konuşmuyorum. Peki, kendi fikrim. LGBT'lere karşısınız ama Melik Gökçek Beyoğlu, Okşan ve Kerim Durmaz da biliyorsun. Duymuştum. Hakkında ne düşünüyorsun? Onu duyduğumda ilk baştakiler bunu yapıyorsa alttakiler de yapabilir demektir. Ne demeye geliyor bu? Demek ki başın üstündekiler halayın başını çekiyorsa en yerdekiler de çekmeye devam eder. Ne olur? Bu sefer de ülkemiz bozulmaya başlar. İnsanlarımız bozulmaya başlar. İlk biz buradan anlaşamayız zaten. Hani kimse gelip de namazıyla abdestiyle gösteriş yapmaz. İbadet gösteriş değildir yani. Bunları... AK Parti'nin en iyi yaptığı 3 tane projeyi söyleyebilir misiniz? Yani yanlış anlamayın. Yol yaptı halkın parasıyla. Havaalanı yaptı halkın parasıyla. Hastane yapıldı halkın parasıyla. Bunu Tayyip Erdoğan cebinden yapmadı. Kimse kusura da bakmasın. Bu halkın parası. Efendim? Önceki derken hangisi? Mesela şu Osmanlı torunlarıyız hepimiz. Şu camilere baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Turistleri ülkelerimize çekiyoruz. Farkında mısın? Bütün ülkeleri kendi ülkemize çekiyoruz. Neden? Bu mimarı göstermek için. Bu güzellikleri merak ettikleri için. Yani bizim 5 vakit namazımıza meraklı oldukları için değil. Tesettürümüze meraklı oldukları için değil. Peki ablam Recep Tayyip Erdoğan bir saniye dur bir dakika. Recep Tayyip Erdoğan sizce bir dünya lideri midir? Tayyip Erdoğan mı? Yani lider demeyelim de o zaman ben Peygamber Efendimiz'e diyeyim ya lider. O zaman Peygamber Efendimiz'e diyelim. Bak ben hiçbir partiyi tutmam. Hiçbir partiyi de kınamam. Benim eğer halkıma, bana, benim çocuklarıma, gelecek aslıma iyi bir şey yapıyorsa onu takdir ederim sadece. Ama kimseye çok iyi demem. Herkes koltuğuna oturmuş bir şeyler yapıyor ya da yapıyormuş gibi görünüyor. Ya da yapıyor arkalarındaki çekiyor. Peki Emine Erdoğan'ın iki tane cümlesi var. Birincisi porsiyonları küçülttün. İkincisi de kullandığı evet, çanta. O cümleye ben de kızdım. Neden kızdım? Sen porsiyonları küçülteceğine önce halkını doyurmaya bak. Sen sarayda oturabilirsin. Evet her şeyi yiyebilirsin. Ama önce halkın karnı tok mu diye gizlice bir bakabilirsin. Yani gizliceye de gerek yok. Gerçi insanlar konuşuyor. Sen
bugün bir alışverişe çıktığın zaman adam isyan ediyor. Diyor ki ben 5 milyar harcadım, ne aldığımı bilmiyorum diyor. Peki Tayyip Erdoğan'ın da milyarlarca, tabii ben sarayda oturmasına karşı değilim. Gidip gecekonduda oturacak hali yok. Çünkü niye? Benim ülkemi yöneten bir insan gecekonduda tabii ki oturmayacak. Ama önce halk gelir bence ya. Önce halk. Yani tamam, oturduğu yere saygı duyuyorum. Ama porsiyonları küçük demesine de karşıyım. AK Parti'nin Müslümanlar için yaptığı 3 tane projesi var mı? Atatürk için yaptığı bir tane proje. Bilmiyorum.